Merhabalar, ben Sibel, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni sandalyelerimi göstermek için yeni bir video çekiyorum. Şöyle göstereyim. Sandalyelerim IKEA Hendrix'ten. Neden bunları tercih ettim? Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle benim için kullanımlı, kullanışlı, bakımı kolay, çıkarıp yıkayabileceğim, kediler tırmakladığında, yırtıldığında, herhangi bir leke olduğunda, eğer bu lekeler çıkmıyorsa, yırtılmışsa, gidip tekrardan kılıf alabileceğim, sıkıldığımda kılıfların rengini değiştirebileceğim, uygun fiyatlı, aynı zamanda 5 ya da 10 sene sonra sıkıldığımda elinden çıkartırken ah vah demeyeceğim bir sandalye seçtim. Sandalyelerin üzerinde topu topu 2 saat, 2,5 saat oturulur. Hani ne kadar rahat, konforlu olursa olsun, biz insanlar aynı pozisyonda sürekli oturduğumuz zaman, desteksiz, dümdüz oturduğumuz zaman zaten sıkılıyoruz ve rahat edemiyoruz. Onun için hani şeyi yoktu benim için, yok pahalıydı ya da uygun fiyatlıydı, ona göre kalitesi falan, yani onu hesaplamadım. Sadece benim için öncelikli olması, konforlu, spor olması, rahat olması, gözü yormaması ve şu yeni gelin mobilyası edası olmaması. Şimdi ben birçok sandalyeye baktım, aradım. Hani birkaç yıldır ki, yani bu sandalyelerim, eski sandalyelerim daha doğrusu, yeni yırtılmadı. Birkaç yıldır ki arayış içerisindeyim. Önceden böyle yalan yok, kadifeydi yine, Chester. Böyle çok avantgard sandalyeleri istiyordum. Sonradan deriye geçtim. Deri dedim, yine aynı şey olacak, hesap olacak. Kediler çok yıpratacak. Sonra IKEA bakınırken bu Hendrix'i buldum. Hatta kızımla geçen de baktığımızda birkaç alternatife baktık. Kendisi aslında başka sandalyeyi beğenmişti ama ben bunu beğendim. Bunu çok istedim. Çünkü gerçekten çok kullanışlı, çok rahat, çok spor. Benim şu anki zevkime yönelik, bana hitap ediyor. Bundan 1-2 sene önceki videolarıma bakarsanız, belki beni daha önceden takip edenler varsa, hani ben hep diyordum ya, ya ben IKEA'dan mobilya falan almam, IKEA mobilyalar, cart IKEA mobilyalar. Ha, şimdi de büyük sözüme tövbe, kendim aldım. Bir daha da öyle şeyler söylemeyeceğim umuyorum. Neyse arkadaşlar. Ben bu neyse kelimesini de çok kullanıyorum. Bunu da fark ettim. Ya yapacak bir şey yok. Bu benim konuşma tarzım. Belki bazılarınıza itici gelebilir ama ben buyum. Alt kısmında aslında farklı renkler vardı ama ben böyle siyah olanını tercih ettim. Koyu olanını. Çünkü benim yemek masam da magoni olduğu için göze çarpmayacaktı. Eğer onlar beyaz olsaydı bu kadar şık durmazdı. Doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Renk konusunda doğru bir tercih yaptım. Herkes belki düşünecek, ya beyaz daha kötü değil mi? İnanın ben bazen yastıklarda deneme yaptım ya da kıyafetlerimde de işte farklı renkler giydiğimde deneme yapıyorum. İnanın ki beyaz kedilerin tüyü için en uygun olanı, eğer evinizde siyah kediniz yoksa. Onun için bu rengi tercih ettim. Bu arada her ne kadar da etiketin üzerinde beyaz yazsa da, internet sayfalarında beyaz da yazsa, online sayfasında, gerçek rengi aslında ekrü, yani kırık beyaz, tam böyle süt beyazı değil. Kumaşı da bu şekilde, kuruluşu da çok rahat. Aslında ben kurarken video çekmek isterdim, düşünemedim. Çünkü biz yemek sipariş etmiştik, kızımla getirdik bunları. Yemek sipariş etmiştik, hani dedik gelene kadar en azından oturacak iki tanesini ayarlayalım, yapalım diye. Hızlı oldu. Gerçekten birincisini anladıktan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü çok çabuk oldu. Kuruluşu çok rahat, çok da aslında ağır değil, hafif. Bir de alt kısımlarına ben şöyle çekerken rahatsızlık verici bir ses çıkarmasın diye yapışkan, ne diyorlar böyle, o yapışkan ismini unuttum. Hani ses çıkarmasın diye yapışkan taktım ayaklarına. Ya böyle arkadaşlar, hani şimdi kirlendiği zaman yıkayabileceğim, yırtıldığı zaman değiştirebileceğim, gidip tek de alabilirim bir tanesi yırtılsa da. İlerideki koltuklarımı da bu tarzda spor bir şey almak istiyorum. Tabii ki bir ikili alacağım, bir de tekli alacağım. Yani benim bir tane totom var, şu kadar şeye gerek yok. Daha az ürün istiyorum. Daha minimal istiyorum.
Evim aslında minimal. Şöyle bir baktığınız zaman, yani bitkilerin olmadığını düşünün. Hani sadece bana ihtiyacım olan şeyler var gerçekten. Seçimlerim belki biraz gözünüze hani kalabalık geliyor olabilir. Pek de bir şeyim yok açıkçası. Ben öyle düşünüyorum. Eskiyle kıyaslayacak olursak, hatırlarsanız eğer şeyde bakabilirsiniz. Playlist'te benim ilk ev turu videoma bakın. Aman yarabbim, nereden nereye geldim. Yani şu anda ya o ne biçim ev öyle. Tamam, o zaman da o benim hoşuma gidiyordu ama yeni gelin evi gibi. Yani öyle yıllarca yaşadım içinde. Şu anda böyle daha konforlu, daha sade spor ürünleri tercih ediyorum. Gösterişsiz ürünleri tercih ediyorum. Yeni aldıklarım genelde o şekilde. Tabii ki bazı şeyler gösterişli olabilir. Mesela şu servis barı gibi. Ama onun dışında gerçekten daha böyle konforlu şeyleri tercih etmeye başladım. Yemek masamı bırakacağım. Aslında ben bir cam masa istiyordum. Çünkü cam gerçekten içeriği geniş gösteriyor, derin gösteriyor. Ayna da aynı keza. Bir ara düşündüm üzerine aynı boyda bir ayna mı yapsam diye. Bilmiyorum, olabilir, olmayabilir de. Ama şu şekilde de hoşuma gidiyor. Tam böyle yepyeni değil. Bazı yıpranmış yerleri var. Ama bu da benim hoşuma gidiyor. Böyle kalabilir. Hiç sorun değil. Daha kullanabilirim. Bunun bir benzeri beyazı IKEA'da da var ama beyaz burayı çok basit gösterir. O kadar da olmasın diyorum. Şimdilik bunlar böyle kalacak çünkü gerçekten hoşuma gidiyor. Sizler ne düşünüyorsunuz sandalyelerim hakkında? Hoşunuza gitti mi, beğendi mi? Şu görüntüyü sevdiniz mi? Burada benimle yemek yemek ister miydiniz? Kahve içmek ister miydiniz? İsterseniz bunu yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Beni tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Böyle güncellemeler yapınca sizlerle paylaşacağım. Hem de sizlere de ilham olurum, motive ederim diye düşünüyorum. Eğer yeni ev dizayn ediyorsanız, diziyorsanız ya da mobilyalarınızı yeniliyorsanız. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay.